oldu? Ulan gel gel kaçma oğlum. Ulan peşinden köpek mi koşuyor? Bu ne surat? Döviz büfesine gidiyorum İdris. Ha anladım. Sen azıcık dün ekmek arası döviz yiyeceksin galiba. Ulan yok be İdris. Ha bu 100 doları parçalatacağım. Ulan o 100 doları parçalatmak için bu kadar koşuyorsun? Ver bana ben parçalarım onu. Lan ne diyorsun? Sahi mi? Tabii canım. Al o zaman İdris. Ver bak. Şimdi evine döne bulup tak. Nasıl? Son yapılacak iş bu ilaçtan alması gerekiyor. Yine de Allah'tan ümit kesilmez. Sağ olun doktor bey. Allah. Mehmet hadi iç. İstemiyorum Meryem, istemiyorum, içmeyeceğim. Bak iyi gelecek, hadi iç şunu. Meryem, o ilaç bana iyi gelmez biliyorum ya. Bak doktor ne dedi? İyi gelmezse ben kendimi öldürürüm. Ulan, bir dakika lan bir dakika. Eğer içersem ya iyileşeceğim ya Nuriye kendini intihar edecek. Her halükarda ikisinde de ben karlıyım. Ah Nuriyem, tatlım kıyım atlam. Karım benim. Ya ben seni kıramam. Ya, hadi içelim ben o ilacı. Hadi. Efendim, yalan cırımımı bazen yatsıya kadar yanmaz. Yani yalanla ilgili bir fıkrayla karşınızdayız. Güle güle izleyin. Ben de pazar olmasına karşın her yer çok sakin. Millet denize havuza filan gitmişti, baksana. Yanıyor ortalık, yanıyor. Aman iyiyim. Her yer ana baba günüdür şimdi. Benim hanım da isteyiver, çekemem. Benim hanım denizmeniz pek sevmez. Çocuklar dayılarıyla gideceklerdi. Geçen markette senin oğlanlara rastlayıverdim. Maşallah uzun zaman oluvermiş. Koskocaman olmuş yaratılar. Esso olma Mustafa Ali, esso olma. Bir şey soruvereceğim ya. Evlat ayrımı yapılmaz ama. En çok büyük oğlanı mı seviyorsun, küçük oğlanı? Evlat ayrımı yapılmaz ama en çok küçük oğlanı seviyorsun. Sen demiyor muydun benim küçük oğlan yalancı, haylaz diye? O yüzden seviyorsun ya. Biliyorum ki ne söylese yalandı, beni kandıramaz. Ama büyük oğlanın söylediklerinin hangisinin doğru, hangisinin yalan olduğunu pek kestiremiyorum. Onun için onu daha çok tehlikeli buluyorum. Üle! Alo. Ne var lan? Sahi mi lan sizin büyük kızı Cemu Han'ın oğluna vermişsiniz? He doğrudur, vermişiz. Siz onunla kavgalı değil miydiniz? Ulan siz onunla kanlı bıçaklıydınız. Doğru dedik, kavgalıyız. Dediğin gibi kanlı bıçaklıyız. Lan bu adam ki husumetin var. Niye verdin kızı? Ulan öç almak için ha. Nasıl yani? Ulan oğlum kızı vermişiz ama. Kafanı çalıştırsana. Benim kızın anası kimdir? Benim karı. Ulan Cemal'ın oğluna öyle bir kaynana vermişim ki anasından emdiği süt fitil fitil burnundan gelecek. Vay. Efendim. 3 hafta ömrü kalan insan ne yapar? İşte Fikri Lala Türkiye sizin için araştırdı. İzleyin. İyi günler doktor bey. Bugün sekreteriniz beni aradı. En kısa zamanda yanınıza gelmemi söyledi. Hay ya ne zamandır seni aradık ya. Niye ki doktor bey? Hani tahlil sonuçların temiz çıktı, sağlığın yerinde demiştik ya. Bilirim. Ben de haberi duyunca hemen tatile çıktım gittim. Maalesef size kötü haberim var. Vış! Ne oldu doktor bey? Tahlil sonuçları karıştı. Senin de 3 hafta ömrün kaldı. Sonra? Devam mı? Ve 3 haftadır seni arıyorum. Sahi! Vay dur nasılsın? Ooo Temel iyiyim sen nasılsın bakayım? Lan ne olsun abaracığım gibi yuvarlanıp gidiyorum. Ulan fazla yuvarlanma yerler çamur leçe kapağısın leçe. Ulan bu hafta sana gidiyorduk mi abi? Lan ben dünden hazırlanmışım. Ulan ben de zaten bir tane çifte almışım. Ha böyle biri altta biri üstte. Çesim bu hafta sana rekor kıracağım. Ne rekoru lan?
Lan bu hafta muhakkak bir tane kuş vuracağım. Nasıl? Efendim uyanıklığı dillere destan olan Kayserili hemşerimin yaptığına gerçekten kahkahalarla güleceksiniz. İzleyin. Lan arkadaşlar şaştım kaldım lan. Şu hacarların ineği var ya gene doğurmuş lan. Maşallah var yani vallahi maşallah. Lan öyle bir ineğimiz olmadı be. Ne ben yak hele ya. Ben kullanmıyorum Saffet abi. Sen yak lan narin. Sen ol hacı abi ciğerayı bıraktın bilmiyor musun? Ey. Saffet abi. Ya bizim kelime niye cukarı tutmadın? Lan oğlum o sigara içiyor ya. Ulan Hasan, vallahi bilirsen 35 yılda ben İstanbul'a gitmiyorum ha. Ulan sen zaten 35 yaşındasın Selo. İşte demek ki doğru söylüyorum, yalan değil. Ulan düz hesap, ilk defa İstanbul'a gideyim desene. Öyle ne denebilir? Ulan. Neyi? Planın lan. Ulan hayvan ulan hayvan. Klimada otobüsler her şey var. Buna kim olacaktır? Zıplayarak git İstanbul'a. Pih! Efendim, ünlü insanları birbirine karıştırır mısınız? Tabii ki karıştırırsınız. Ama Erzurumlu hemşerim kadar da olmaz vallahi. İzleyelim. Ula bu Erzurum var ya, öyle adam ha. Bu Erzurum var ya Erzurum, hakikaten büyük adam. Bu Erzurum var ya Erzurum, şahane bir adam. Ulu olmasaydı biz mahvolmuştuk ya. Ula Turan, sen kafayı mı yedin? Niye durmadan aynı şeyleri söyler durursan? Ula oğlum, Edison ampülü icat etmeseydi ne gidecektik karanlıkta? Onun için Edison büyük adam, ölmüşlerine rahmet. Ne? Temelimize habu ilaçlar alacaksın. Eğer etkili olmazsa tekrar geleceksin. Sana başka ilaç vereceğim. Peki bu ilaçlar beni tedavi etmezse ameliyat falan mı olacağım? Hayır. Eğer bunlar etkili olmazsa ikinci defa vereceğim ilaçlar sizi mutlaka iyileştirecektir. Ya doktor bey, bizim memleket buraya çok uzaktır. Girip gelmek benim için çok zordur ve de küfletlidir. O zaman yazacağınız ilaçları ha şimdi yazsanız da. Nasıl? Efendim Maho, türkü söylese ne yaparsınız? Şahsen ben uzaklaşmaya çalışırım. Öyle de bir çirkin sesi var ki. İzleyelim. Lahaso, vallahi seni düzeltmeye çok sevindim ha. Sorma kurban, krizi anlattık Allah'a şükürler olsun. Ne bakare tofe dağ var var, dağ var var. Ula bu neydi? Ula Seleo benziydi ha. Allah Allah. Çöre çöre çöre, işleme çöre, ilgili dosyayla. Ula Seleo, ula Seleo gel ula. Ula! Ula ne oldu? Ula Selo ne yapıyorsun böyle? Ula görmüşsen türkü söyle ya. Ula türkü söylesin de anladık da niye koş sen derlendin mi? Yok ula yok. Dediler ki senin sesini uzaktan hoş gel. Ben de koşup sesimi geçmeye çalışayım ki uzaktan dinleyeyim. Vay! Lan kardeşim sen kaynananı niye öldürdün lan? Ona iyilik olsun diye öldürdüm. Lan bu ne biçim iyilik? Kaynanamın en çok korktuğu şey diri diri toprağa gömülmekti. Amanim bol. Beyler siz olun, karınızın doğum gününü kesinlikle unutmayın. Bakın hemşerim unutmuş, başına neler gelmiş neler. Yine çok güleceksiniz. Selamun aleyküm hemşerim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz buyurun. Karım için bir düzine kırmızı gül istiyorum. Hay hay. Yalnız tazelerinden olmasını bilhassa rica ediyorum. Özel bir gün çünkü. Tabii ki efendim. Bugün karınızın doğum günü galiba. Ulan yok belli olmayayım mı? Dün idi. Nedir? Selamun aleyküm dadaşlar. Aleyküm selam. Size bir sorum var.
Bu kahvede karısından korkmayan var mı? Korkanlar ayağa kalksın. Helal olsun sana Turan Emi. Hayatımda vallahi ilk defa karıdan korkmayan bir seni gördüm. Ura kardeş, öyle bir soru sordu ki, karının adını duydum, ayağı kalkmak değil, dizlerimin bağı çözüldü. Ne? Fikrolarla Türkiye, Türkiye'nin yüzünü güldüren tek program. Selamun aleyküm Feyzo kardeş, hayırlı işler. Vay sağ olasan Reşo ya, hoş gelmişsin, hayırdır? Hoş bulmuşum. Feyzo, bana bir tane mavi kumaş lazım ha. Vallahi tam yerine geldin. Mavi kumaş, hemen vereyim. Heh. Ya vallahi bak, bu kumaştan hiçbir yerde bulamazsın. Ha, bir dokun hele, çok kaliteli, muhteşem bir kumaş, göz alıcı. Ya Feyzo, ben senden yeşil kumaş değil, mavi kumaş istedim, mavi. Mavi istersen. He. Bir dakika, hemen bulup vereyim. Ya bu bizim en iyi kumaşımızdır. Bu kumaş İstanbul'da bile yok ha. Çok göz alıcı bir kumaştır bak. Vallahi lamparamızda Pierre Cardin bile bu kumaşları buradan alıyor. Of be. Ya İtalyan marka. Heh, bak bir dokun hele ha. Çift kat ipek. Ya Feyzo, Allah'ına kurban sen beni duymuyor musun? Ben senden mavi kumaş istiyorum, mavi. Mavi mi istiyorsan? Heh. Ya Reşo kurban. Eğer senin istediğin kumaş tam olarak maviyse, ya vallahi ondan bizde yoktur ya. Ve? Pierre Cardin. Ulan Cemal, gazeteyi ile mi verdin? He kardeşim ya, ne yapayım? Benim ağa kılçuk kayboldu. Kılçuk mi? He kılçuk ya. Şöpe bak, bekörüye atmışsındır. Lan yok, hamsi kılçuğu değil ya. Ne kılçuğu? Lan benim abi köpek yok mu? He. İsmini kılçuk duydum, o kayboldu ya. Ha. Da keşke vermeseydin. Niye ki lan? Lan bence boşuna verdin. Senin köpek okuma yazma biliyor mu? Nasıl? Efendim avcılar, laf da atabildikleri kadar gerçekten avda da güzel atabilselerdi, inanıyorum bu dünyada açlık sorunu kalmazdı. Sırada komik mi, komik bir fikre var, izleyin. Oh, oh, çok yoruldum. Ayaklarımı karı sulağa indi gari bayram. Ben de la Mestan, ben de. Geberiyorsun yorgunluktan la. Vakit geç oldu. Dönelim gari. Sabahtan beri bir domuz bile vurmadık. Hep ateş ettik, durduk, emme, kaçırdık. Birkaç tane daha kaçıralım da ondan sonra dönelim gari. Öyle. Turan nasılsın? Sağ olasın Şeref kardeş, sen nasılsın? İyidir valla. Bir tuhaf gördüm seni ya. Fabrikayla ilgili mi, nedir? Benim veznedarı tanıyorsan mı? He, tanırım. Bugünler de biraz tuhaflaştı. Sabahtan akşama kadar oturur, uçak tarifelerini karıştırır. Karıştırır kardeş. Belki tatile gidecek. Olamaz mı yani? Olur da şunu anlamıyorum. Niye her gün karıma biraz daha sabret, biraz daha sabret diye durmadan tekrar edir? Neydir, neydir? Efendim, bu fikrimizde Maho bedavadan kolak kazanmak isteği. Peki kazanıyor mu? Nerede? Ama o yılmadan sürekli arzu ediyor. Bir izleyelim. La sen o. Ne oldu öyle çok? La bu kapakların altında bedava çıkıyor. La hesap mı sen? Açak o sen. Hadi açak. Ey yar, 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 hain yar, zalim yar. La bana bedava çıktı ha. Ula Reşo var ya, çok şanslı adamsın ha. Ula ben de açayım bakayım ne çıkacak. At bakayım. İyi. La sen o. Kapağı niye açıp açıp kapısın? Ula oğlum ya, boyuna yeniden denen yazayım. Ben de yeniden deneyim ama bir şey çıkmıyor. Beyler,
bu kadınlardan gerçekten korkulur. Hangi kadınlardan mı? İşte Fikra'dan izleyeceğimiz kadınlardan. İzleyin. Kız Nuri, bu evlilik pek karlı bir işmiş kız. Düğünümüz olalı kaç gün oldu ama eve oluk oluk hediye akıyor değil mi? Diyorum ki sen ya boşansak da yeniden evlensek olma mı? Olur mu hiç öyle şey Kerim? Seneye kimse bir şey getirmez ki. Kız şu şekerliğin güzelliğine, zarafetine bak hele kız. Ha, hatun ala gitti bunu. Ama gümüş değil. Allah Allah. Sen böyle bir bakışta gümüş neyin tanıyorsun değil mi? Hayır ama hatun alayı tanıyorum. Cimrilik de bir numaradır. Dime kız. Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Ötür ötür ötür. Ya neredesin teyvem ya? Özlettin kendini. Nerede olacağım? Kimin derdi olursa teyvaya. İnsanları seviren bilirsen. Teyvemi, bunları kim yollamış bilirsen? Kim? Gümüşhane Belediye Başkanı. Mustafa Bey. He. Ulan hele ya. Testirilen kömeği sevdiğimi bilir ya. Çok severim. Çok iyi bir insandır. Babası da çok kalender bir insandır. Geçenlerde Gümüşhane'ye gittim. Gümüşhane'ye ayağımı basayım, bütün Gümüşhane ayağımı basayım. Tüyo gelmiş. Götürdüler beni kent ormanına. Oradan götürdüler Karaca mağarasına. Arkadaş, Ağustos ayında oraya gideceksin. Zehmeri ayı gibi soyuk. Ağustos'ta zehmeri? He, zehmeri dedim de aklıma ne geldi? Sene 1910. Erdoğan'ıyla. Eti de pek sevmem. Bende yalan yok arkadaş, kılaf da yok. Önce geçe aklıma gelmez. Ulan eşe ya buradan çıkarttım, tüfeci aldım. Doğru Aras'a. Aras'a? He. Hasan Kalası'ndan çıktım, Horasan'a doğru gidilem. Aras'a indim. Zehmeray soyuk. Yenen ördek donir kalır. Yenen ördek donir kalır. Hıyar toplar gibi ördekleri toplar. Her iki heybeyi de ağzına kadar doldurdum. Gelirim. Ben önde eşek arkadan gelir. Bir ara böyle bir geri döndüm ki ne döneyim? Eşek yok. Bunu nereye gitti bu eşek? Bir daha bir doğru bakmamına bir de ne göreyim arkadaş? Donları açılmış ya, eşeği de beraber almış götürürler. Bunu tutun, bin edin derken eşeği aldı derken. Geldim Hasan Kalası'na kahveye. Kimseye demiler, üstüme gülerler. Neyse, akşamüstüydü dedim, ona hele televizyonu açın bir ajansı seyredin. O tarihte televizyon var mıydı, TV mi? Yok idi de, benim eskiden 40 tökük bir tane radyom vardı. Yeğenim radyo tamircisiydi. Onu televizyona çevirdi. Bende yalan yok, kınam yok. Neyse televizyonu izledim. O ara spiker ne dedi? Ne dedi? Dedi ki bugün 16.45'te Erzurum hava alanına bir tane eşek yedi. Valla dedim bu eşek bizim eşek. Eşek bana bakır, ben eşeğe bakıram. Efendim çok güleceğiniz bir fikre var sırada. Önümüz viraj, kemerleri lütfen bağlayın. Fikralara Türkiye, izleyin. Allah razı olsun. Allah ne muratınız varsa ver. Allah rızası için fakire bir 50 lira verin. 50 lira mı? He, 50 lira. Bir dilenci için çok değil miydi o para? Benim için çoktu da senin için hiçbir şey değildi. Nasıl? Ooo, selam kurban. Nasılsın, iyisin inşallah. Sağ olasın kurban, vallahi gördüğün gibi işte ya. İşler güçler düzeldi herhalde. Ulan onu nereden çıkardın? Vallahi düzeldi falan yoktu. Lan duydum ki kendine son model spor araba almışsın. Ben de kendi kendime düşündüm. Bu son model spor araba aldığına göre bunda para var.
Demek ki işler düzeldi. Vallahi kurban daha da beter oldu ya. Ula uçan kuşa borcum vardır ha. Vay! La ula uçan kuşa borcum varsa niye gidip son model spor araba alırsan? Ula salak! Alacaklardan daha hızlı kaçabilmek için. Vay! Efendim, gül üstüne gül koklamayan adamın hikayesini sizleri baş başa bırakıyorum, izleyin. Şeref, beni gerçekten sevir misin? Elbette Mugime. Hiç inanamıyorum. Hep korkuyorum beni aldatacaksan diye. 3 yıllık evliliğimiz için de doğru söyle Şeref. Benim üstüme hiç gül kokladın mı? Saçmalama Mugime. Ben hiç gül üstüne gül koklar mıyım? Esah mı diyorsun Şeref? Elbette esah. Yalnız papatya olur, menekşe olur orasını bilemem. Ne? Aman Saffet Bey, sakın unutmayın. Ne görüyorsanız onu söyleyeceksiniz. Mesela şu kamyonu ele alalım. Diyeceksiniz ki iktidarımızın ilk yılında bu kamyonu 10 misline çıkartacağız. İkinci yılında 100 misline çıkartacağız. Ve sonunda herkesin bir kamyonu olacak. Merak etme Mehmet kardeş, merak etme. Kazanacağız inşallah. Her bir şeyi kazandığımız gibi kazanacağız. Var olun. Sevgili seçmenlerim, canım arkadaşlarım, dostlarım, hiç merak etmeyin. Ahanda siyasi namusum üzerine and içerim ki biz iktidara geldiğimizde şu gördüğünüz mezarlıklar 10 misline, ikinci yılımızda 100 misline çıkacaktır. Hiç merak etmeyin. Her vatandaşıma bir dubleks. Yok lan kurtarmaz. Triplex mezarı olacaktır. Mezarı olacaktır. Mezarı olacaktır. Ne diyorsun lan? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Kusun ne haber kardeşim? Ulan cımı. Ulan hoş geldin. Al otur bakayım. Hoş buldum. Ulan nereden çıktın sen ya? Ne zaman geldin? Ha şimdi geldim. Ulan karnın aç mıydı? Yemek değil misin? Çok sağ olasın kardeşim. Yedim. Çok sağ olasın. La bir çay diyeyimse sen şimdi özlemişsindir memleketin çayını. La özlemez olur muyum? Söyle tabiciğim. Uşak, oradan bize 2 tane tavşan kanı çay gönder. Ula Cemal. Ula bir gittin kayboldun. Ne ses, ne soluk. La mektup yazdım sana cevap vermedin. La sen nerelisin ya? Hiç sorma Dursun. Düşman askeriyle mücadele etmek kolay mıdır kardeşim? Doğru diyorsun tabi. Ne yaptın oraları anlat bakayım. İyi gidi Dursun. Bir gün Birlik'le beraber bir operasyona çıktık. Gece, karanlık, zifili. Ben Birlik'ten ayrıldım, kaybettim onları. La elimde tüfek de yok. La o ara dağın arkasında bir baktım 100 tane düşman askeri tüfekleri bağa doğrultmuşlar. Benim elimde hiçbir şey yok. La dedim ben ne yapacağım şimdi, nereye kaçacağım ya? Baktım olacak gibi değil. 1 tane düşman askerine bir yumruk vurdum. Aldım elinden tüfeği. O diğer 99'unu öyle sıraya düzdüm. Öldürdüm onları. Ulan sağ helal olsun Cemal ya. İyi etmişsin. Seni sormayacağım sen ne ettin buralara diye. Ne ettin Dursun? Anlat bakayım. Buralara da av mevsimi açıldı. Ben de dedim bir gideyim hava öyle. Aldım tüfeği çıktım dağa. Ormana gezdim. Ula karşıma çıktı 50 tane ayı. 50 tane? Abla tek tek saymışım onları. Sen ne diyorsun ya? Ula tufağı kaldırdım, nişan aldım böyle tam ateş edeceğim. Ula 1 tane mermi almamışım yanıma. Lan ne diyorsun? Ula ne edeyim derken ayılardan bir tanesi baktım bana doğru geliyor. Baktım yapacak bir şey yok. Bu geldi o tufağın dipçuğundan bana bir kodum. Yuvarlana gitti ebilerinin yanına. O ebi ayılar onu yerden kaldırana kadar ben topuk oradan hemen kaçtım. La yok oğlum bu kadar yalan olur mu ya? 50 tane ayı ormanda karşına çıkıyor. 1 tane mermin yok. Bir de tüfeğin tüpçüğüyle beraber vuruyorsun ayıya. Yuvarlanıyor gidiyor diğer ayıların yanına. Sen öyle kaçıyorsun oradan. La bu kadar yalan olur mu ya? Sen ayıları bir ona indir. Ulan Cemal. Sen de o kadar düşman askerini vururken arada şarjör değiştir. Nasıl?
abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siparişini alayım. Bana iki tane haşlanmış yumurta. Ama taş gibi sert olsun. Kızarmış, daha doğrusu yanmış ekmek. Bir tane de çay ama buz gibi soyuk olsun. Benimle dalga mı geçsen? Yok, gayet ciddiyim. Başka bir isteğin var mı? Var. Kahvaltını getirdikten sonra yanıma otur, durmadan dövdürü. Af buyur abi. Uzun zamandır evimden uzaktayım. Evimi, karımı özledim de. Ne? Nereye kaldı bu araba ya? Geç kalacağım. La uşağım, sana bir şey soracağım. Soramızı. Ya bu yol nereciydi? Vallahi bu yol ben bildim bileli buraya da bir yere gitti yol. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.